11. Lema Mirkatü Sünneti ve Tiryak-ı maraz Bid'a Bismillahirrahmanirrahim Lekad jâekum rasulun min enfusikum aziz Aleyhime anittum harisun aleykum bil raufur rahim. Şu ayetin birinci makamı minhac Sünnet ikinci makamı mirkatü Sünnet'tir Fe -im tevelle fe kul hasbiyallahu la ilahe illa Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'un yuhibbukumullah. Bu iki ayet-i azimenin yüzler nüktesinden 11 nüktesi icmalen beyan edilecek. Birinci nükte. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecrumiyeti şehid. Yani fesad ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Evet, sünnet seniyeye ittiba mutlaka gayet kıymettardır. Hususan bidaların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymettardır. Hususan fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hatıra getiriyor. O iktardan, o hatıra bir huzur ilahi hatırasına inkılap eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında, sünnet-i seniyeyi ettiği dakikada, o adi muamele ve o fıtri amel, sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketiyle, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ittibaını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder. Ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen sünnet-i seniyeye ittibağı kendine adet eden adatını ibadete çevirir. Bütün ömrünü semeradar ve sevaptar yapabilir. İkinci nükte. İmam Rabbani Ahmed-i Faruk'i radıyallahu anh demiş ki, Ben seyri de katı meratip ederken, tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli, sünnet-i seniyeye ittibağı esası tarikat ittihaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın âmi evliyaları, sair tabakatın hasbelilerinden daha muhteşem görünüyordu.'' Evet Müceddidi Elfisani İmam Rabbani radıyallahu an hak söylüyor. Sünnet-i seniyeye esas tutan Habibullah'ın zırlı altında makam mahbubiyete mazhardır. Üçüncü nükte. Bu fakir Said eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefsi emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakayık içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan seraya, kah seradan Süreyya'ya kadar bir sukut ve soğut içerisinde çalkanıyorlardı. İşte o zaman müşahede ettim ki, sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları, gemilerde hatta hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi, hadsiz zararlı zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Hem o seyahat ruhiyede, çok tazikat altında, gayet ağır yükleri yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda, Sünnet-i Seniyye'nin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe, benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum tazikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, ben de gayet acizim. Nazarım da kısa, yolda zulmatlı. Ne vakit sünnete yapışsam, yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor, yük hafifleşiyor, tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam Rabbani'nin hükmünü bin müşahede tasdik ettim. Dördüncü nükte Bir zaman Rabıta-i ve el mevtu Hakk'un kaziyesindeki tasdikten ve alemin zeval ve fenasından gelen bir halet-i ruhiyeden kendimi acip bir alemde gördüm. Baktım ki ben bir cenazeyim. Üç mühim büyük cenazenin başında duruyorum. Birisi, benim hayatımla alakadar ve mazi kabrine giren zihayat mahlukatın, heyet-i mecmuasının cenaze imaneviyesi maneviyesi başında bir mezar taşı hükmündeyim. İkincisi, küre arz mezaristanında nev-i beşerin hayatıyla alakadar, envai zihayatın heyet-i mecmuasının, mazi mezarına defnedilen azim cenazenin başında bulunan, mezar taşı olan bu asrın yüzünde çabuk silinecek bir nokta ve çabuk ölecek bir karıncayım. Üçüncüsü, şu kainatın kıyamet vaktinde ölmesi muhakkakul vuku olduğu için, nazarımda vaki hükmüne geçti. O azim cenazenin sekeratından dehşet ve vefatından beht ve hayret içinde kendimi görmekle beraber, istikbalde de muhakkakul vuku olan vefatım, o zaman vuku buluyor gibi göründü. Ve feyin tevellev ila ahir sırrıyla bütün mevcudat, bütün mahbubat benim vefatımla bana arkalarını çevirip beni terk ettiler, yalnız bıraktılar. Hadsiz bir deniz suretin alan ebed tarafındaki istikbale ruhum sevk ediliyordu. O denize ister istemez atılmak lazım geliyordu. İşte o pek acip ve çok hazin haletteyken, iman ve Kur'an'dan gelen bir medetle fe in tevelle hasbi Allahu la ilahe illahu, hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul azim ayeti imdadıma yetişti. Ve gayet emniyetli ve selametli bir gemi hükmüne geçti. Ruh kemal emniyetle ve sürurla o ayetin içine girdi. Evet anladım ki ayetin manayı sarhinden başka bir manayı işarisi beni teselli etti ki sükunet buldum ve sekinet verdi.'' Evet nasıl ki manayı sarıkı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a der. Eğer ehli dalalet arka verip senin şeriat ve sünnetinden iraz edip Kur'an'ı dinlemeseler merak etme. Ve de ki Cenab-ı Hak bana kafidir. Ona tevekkül ediyorum. Sizin yerlerinize ittiba edecekleri yetiştirir. Tahtı saltanatı her şeye muhittir. Ne asiler hududundan kaçabilirler ve ne de istimdad edenler medessiz kalırlar.'' Öyle de manayı işaresiyle der ki, Ey insan ve ey insanın reisi ve mürşidi! Eğer bütün mevcudat seni bırakıp, fena yolunda Adem'e giderse, eğer zihayatlar senden müfarakat edip ölüm yolunda koşarsa, eğer insanlar seni terk edip mezaristana girerse, eğer ehl gaflet ve dalalet seni dinlemeyip zulümata düşerse, merak etme. De ki Cenabı Hak bana kafiyedir. Madem o var, her şey var.'' Ve o halde o gidenler Adem'e gitmediler. Onun başka memleketine gidiyorlar. Ve onların bedeline o arş azim sahibi nihayetsiz cunudu askerinden başkalarını gönderir. Ve mezaristana girenler mahvolmadılar. Başka aleme gidiyorlar. Onların bedeline başka vazifedarları gönderir. Ve dalalete düşenlere bedel, tarık hakkı takip edecek muti kullarını gönderebilir. Madem öyledir, o her şeye bedeldir.'' bütün eşya bir tek teveccühüne bedel olamaz der. İşte şu mana işari vasıtasıyla bana dehşet veren üç müthiş cenaze başka şekil aldılar. Yani hem hakim, hem rahim, hem adil, hem kadir bir zat-ı zülcelalin tahtı tedbir ve rububiyetinde ve hikmet ve rahmeti içinde hikmet numa bir seyran, ibret numa bir cevelan, vazife darane bir seyahat suretinde bir seyr seferdir. Bir terhis ve tavziftir ki Böylece kainat çalkalanıyor, gidiyor, geliyor. 5. nokta. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'unni yuhibbukumullah. Ayeti azimesi ittibai sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kati bir surette ilan ediyor. Evet şu ayet-i kerime kıyasat mantıkiye içinde kıyası istisnai kısmının en kuvvetli ve kati bir kıyasıdır. Şöyle ki: nasıl mantıkça kıyası istisnai misali olarak deniliyor. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müspet netice için denilir. Güneş çıktı, öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi netice için deniliyor. Gündüz yok, öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müspet ve menfi iki netice katidirler. Aynen öyle de şu ayet-i kerime der ki, eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek.'' ittiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa netice verir ki Habibullah'ın sünnet-i seniyesine ittibağı intihac eder. Evet Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası bila şüphe Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Evet bu kainatı bu derece inamat ile dolduran Zat-ı Kerim-i Zülcemal, şuurlardan o nimetlere karşı şükür istemesi zaruri ve bedihidir. Hem bu kainatı bu kadar mucizatı sanatla tezyin eden o Zat-ı Hakim-i Zülcelal, elbette bilbedahe zeyi şuurlar içinde en mümtaz birisini kendine muhatap ve tercüman ve ibadına mübellih ve imam yapacaktır. Hem bu kainatı haddü hesaba gelmez tecelliyat cemal ve kemalatına masar eden o zat Cemilizülkemal. Elbette bilbedâhe sevdiği ve izharını istediği cemal ve kemal ve esma ve sanatının en cami ve en mükemmel mikyas ve medarı olan bir zata herhalde en ekmel bir vaziyet-i ubudiyeti verecek ve onun vaziyetine sayırlarının numuneyi imtisal edip herkesi onun ittibarına sevk edecek ta ki o güzel vaziyeti başkalarında da görünsün. Elhasıl, muhabbetullah sünnet-i seniyenin ittibanı istilzam edip intihac ediyor. Ne mutlu o kimseye ki sünnet-i seniyeye ittibaından hissesi ziyade ola. il o kimseye ki sünnet-i seniyeyi takdir etmeyip bidalara giriyor. 6. Nükte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş küllü bidatin dalaletun ve küllü dalaletin finler Yani, el yevme ekmeltu lekum dinekum sırrıyla, kavaid-i şeriat-ı garra ve desatir-i sünnet-i seniye tamam ve kemalini bulduktan sonra, yeni icatlarla o düsturları beğenmemek veyahut haşa ve kella nakıs görmek hissini veren bid'aları icat etmek dalalettir, ateştir. Sünnet-i seniyenin meratibi var. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez.'' O kısım şeriat-ı garrada ile beyan edilmiş. Onlar muhkemattır. Hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir kısmı da nevafil nevindendir. Nevafil kısmı da iki kısımdır. Bir kısım ibadete tabi sünnet-i seniye kısımlarıdır. Onlar dahi şeriat kitaplarında beyan edilmiş. Onların tayiri bidattır. Diğer kısmı adab tabir ediliyor ki, siyer-i seniye kitaplarında zikredilmiş. Onlara muhalefete bida denilmez. Fakat adab-ı nebeviye bir nevi muhalefettir ve onların nurundan ve o hakiki edepten istifade etmemektir. Bu kısım ise örf ve adat ve muamelat-ı fıtriyede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tevatürle malum olan harekatına ittiba etmektir. Mesela söylemek adabını gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi halatın adabının düsturlarını beyan eden ve muaşerete taalluk eden çok sünnet-i seniyeler var bu nevi sünnetlere adab tabir edilir. Fakat o adaba ittiba eden adatını ibadete çevirir, o adaptan mühim bir feyz alır. En küçük bir adabın müraatı, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ettiriyor, kalbe bir nur veriyor. Sünnet-i seniyenin içinde en mühimi, İslamiyet alametleri olan ve şaire de taluk eden sünnetlerdir. Şair, adeta hukuku umumiye nevinden cemiyete ait bir rubudiyettir birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şaire riya giremez ve ilan edilir. Nafile nevinden de olsa şahsi farzlardan daha ehemmiyetlidir. 7. Nükte sünnet seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. Evet siyer nebeviyeye dikkat eden ve sünnet seniyeyi bilen katiyen anlar ki, edebin envanı Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir. Onun sünnet-i seniyesini terk eden edebi terk eder. Bir edep mahrum Başet ezlutfi Rabb Kaydesine kaidesine masadak olur. Hasaretli bir edepsizliğe düşer. Sual her şeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen Allah mulguyu bakar şey edep nasıl olur? Sebebi hacalet olan haletler ondan gizlenemez. Edebin bir nevi tesettürdür. Mucibi istikrah halatı setretmektir. Allah mulguyu bakar tesettür olamaz. El cevap Evvela sani Zülcelal nasıl ki kemal ehemmiyetle sanatını güzel göstermek istiyor ve müstekreh şeyleri perdeler altına alıyor ve nimetlerine o nimetleri süslendirmek cihetiyle nazarı dikkati celbediyor. Öyle de mahlukatını ve ibadını sayr şuurlara güzel göstermek istiyor. Çirkin vaziyetlerde görünmeleri, cemil ve müzeyyin ve latif ve hakim gibi isimlerine karşı bir nevi isyan ve hılafe edeb oluyor. İşte sünnet-i seniyedeki edep, o sani Zülcelal'in esmalarının hudutları içinde bir mahz edep vaziyetini takınmaktır. Saniyen, Nasıl ki bir tabip doktorluk noktasında bir namahremin en namahrem uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir, hilaf edep denilmez, belki edebi tıp öyle iktiza eder denilir. Fakat o tabip raculiyet ünvanıyla yahut vaiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla o namahremlere bakamaz, ona gösterilmesini edep fetva veremez ve o cihette ona göstermek hayasızlıktır. Öyle de Sani Zülcelal'in çok esması var. Her bir ismin ayrı bir cilvesi var. Mesela Gaffar ismi günahların vücudunu ve Settar ismi kusuratın bulunmasına iktiza ettikleri gibi Cemil ismi de çirkinliği görmek istemez. Latif, Kerim, Hakim, Rahim gibi Esma-i Cemaliye ve Kemaliye mevcudatın güzel bir surette ve mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını iktiza ederler. Ve o Esma-i Cemaliye ve Kemaliye ise melaike ve ruhani ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsn-i edepleriyle göstermek isterler. İşte sünnet-i seniyedeki adab bu ulvi adabın işaretidir ve düsturlarıdır ve numuneleridir.